Bütün Özmen camiini yaptıran Mehmet Özmen'le birlikteyiz. Hayırsever vatandaşımızla birlikteyiz. Efendim ne zaman yaptırdın o camiyi? Efendim işte kaç yılında yaptırdınız? 1977 yılında başladım. Başladınız. Evet. Ne kadar sürdü yapımı? Yapımı 3 sene sürdü. Evet. 3 yılda bitirdiniz. Evet. Hacı Osman Metin ve Mehmet Özmen. İkimiz yaptırdık. İkiniz yaptırdınız. Evet. Nereden aklınıza geldi efendim cami yaptırmak? Şimdi efendim ben o zaman biraz alkol alırdım. Fakat bu nefsimle başa çıkamadım. Dedim ki ben bu şu kadar boylu bir rakının arkasına ne düşeyim, ne bekeremet bekleyeyim diye. Hep evde içtiğim zaman aklıma gelirdi. Nihayet de büyüklerimiz öldü, gitti. Ben de ölüp gideceğim. Bunlar hepsi burada kalacak. Malımda, çiftliğimde, köyümde, apartmanda hepsi. Düşündüm nefsimin %48'i yaptırma diyor. Fakat 52'si de yaptır diyor. Nefsimle hep mücadele verdim. Evet. Ufak da alkol alırken. Allah'ın keremine şükür sonra iyi niyetimi %51'e çıkarttım. Kötü niyetim %49'a kaldı. Evet. O zaman ben burayı yaptırmaya, o adam da geldi bana, burayı sat dedi. Hayır, satmayacağım dedim. Ben buraya camı yaptıracağım. Beraber yaptırak dedi. Hacı Osman Metin. Beraber ikimiz de yaptırmaya başladık. Evet. Yalnız biz ondan kestim. Dedim ki bak bu memleket içinden münafık da çok, nizip de hasup. Bizi birbirimize düşürürler. Sana 40 sene rakı içirdin, lokantacılık yaptın derler. Bana da bin bir çeşidi söylerler. Her ikimiz de birbirine düşürülebilirler. Senle ben bunu yaptıracağız. Hiç kimseden 40 para istemeyeceğiz. Fakat dinimize göre bir adam gelir, birileri vermek ister veya çok vermek ister. Bunu dinimize göre almak mecburiyetindeyiz. Öteki gelir parası olmaz der ki ya ben de öyle bir tane yaptırsam içinden geçebilir. Evet. Param da yoksa bir gün çalışacağım der. Onu da kabul etmek mecburiyetindeyiz. Evet. Yalnız biz kimseden hiçbir para istemedik. Kendi gayretlerinizle yaptırdınız. Evet. Efendim güzel bir görkemi, modernliği var caminin. Onun o güzel projesini nereden aldınız? Nasıl buldunuz? Ankara'da çıkarttık. Ankara'da. Öyle bir cami, aynısı öyle bir cami var mı efendim Türkiye'de? Var. Nerede var efendim? Şeyde var bence. Elazığ'da var. Yine bu benzerlikte bir cami. Evet. Yani evet. Benim hatırıma geldiğine göre Elazığ'da var. Ben de gittim orayı gördüm. Evet. 1977 yılında yaptınız. Yaklaşık 24 yıl önce yaptırdınız bu camiyi. Evet. Ve 1980 yıllarında hazırdı. Önünden geçtiğiniz zaman, o camiye geldiğiniz zaman nasıl bir haz duyuyorsun efendim? Allah kabul ederse çok haz duyuyorum. Mutlu oluyorsunuz. Olmaz mıyım? Herkes olur. Bütün Müslümanların kendine, yalnız benim değil ki. Evet. Ben oraya da ortamla benim soyadımı koydum. Evet. Onun soyadı Metin, benim soyadım Özmen. Evet. Metin Özmen camisi oldu. Evet. Münafıklar gitti bir sefer ortamla beni birbirine düşürmeye kalktılar. Evet. Mehmet Özmen'in de oğlu Metin, Metin ismini, Özmen ismini koymuş dediler. Evet. Ortamın da canı sıkıldı. Evet. Yaptırdık, bitti. Evet. Öyle de kaldı. Ortam bir gün bana dedi ki senin dedi oğlun adı Metin var mı dedi. Ben dedim hayır, benim oğlumun adı, oğlum Metin isminde bir oğlum yok. Evet. Benim oğlum Doktor Adnan var. Evet. Damadım Doktor Hacı var. Evet. Bizde Metin isminde kimse yok. Yok dediniz. Böylece evet. Kaldınız. O zaman sevinmeye başladı. Benim münafıklar dedi birbirimize düşürmüş. Üzüldüm dedi. Şimdi de çok sevindim dedi. Evet. Onun soyadı Metin. Benim soyadım Özmen. Başa da onu yazdım ki kalbi kırılmasın diye. Metin Özmen. Peki. Çok teşekkür ederim. Ahmet Uygur. Evet. Fahri bize hizmet etti. Allah razı olsun. Şöyle. Yani iş hal bizim burada olup olmadığımız zamanlarda evet. İşte adam buldu, işçi buldu, çalıştırdı. Yalnız içine 25 kuruş para koymadı. Evet. Bizim ikimiz yaptırdık. Belki ama 10 lira, 100 lira sağa sola veren olmuş. Onlar da şimdi aklımda değil. Hepsi defterde de yazılı. Peki, çok teşekkür ederim. Allah hayrınızı kabul etsin efendim. Teşekkür ederim. Yani durum bu.